Herkese selam. Farklı bir içerikle yeniden birlikteyiz. Bugün sizlere geçen hafta Trendyol'dan almış olduğum bir projeksiyon incelemesiyle karşınızdayım. Projeksiyonu yaklaşık bir haftadır kullandığım için ve memnun kaldığım için bir inceleme videosu çekmek istedim. İsterseniz hemen videomuza geçelim. Şimdi projeksiyon üzerinde yaklaşık olarak tam 4 farklı çıkış noktası var. Bunlardan birisi VGA, diğeri HDMI, diğeri USB, bir diğeri hoparlör ve kulaklık için. Bu uçları dönüştürücüyle birlikte kullanabiliyorsunuz. Bunun sayısını artırıp azaltabiliyorsunuz. Projeksiyonumuzun markası HZL diye geçiyor arkadaşlar. E400S model. Bir de bunun bir üst modeli var, E500S. Ama ben gerek duymadım. Şu anda bu bana yetiyor ve gayet de güzel kullandığımı söyleyebilirim. Memnunum. Şimdi projeksiyonumuzun içinden şöyle bir kumanda da çıkıyor. Bu kumanda üzerinden de her türlü işlemi gerçekleştirebiliyoruz. Her türlü projeksiyona komut verebiliyoruz. Bu konuda çok rahat. Projeksiyonun bir de en önemli özelliği de Wi-Fi'ye bağlanabiliyor olması. İnternetle eşleştiği takdirde kablosuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Yani illa bir kabloya da gerek yok. Yani Wi-Fi üzerinden her türlü ağa bağlanabiliyor projeksiyonumuz. Hemen sol tarafında ise şöyle bir güç kaynak yeri var. Yani buradan projeksiyonumuz güç alıyor. Buradan yöneltiyor. 2 yıl garantisi var HZL Store üzerinden. Ayrıca ilk bir ay içerisinde herhangi bir farklı bir durum söz konusu olursa ücretsiz değişimi de yapıyorlar diye duydum. Şöyle bir kutuda geliyor zaten projeksiyon. Şöyle bir kutusu. Bana hemen 2 günde geldi bu arada. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Hemen 2 günde elimde oldu. İsterseniz size bir de ekranda görüntüsünü de göstereyim. Ondan sonra geçelim. Ve ayrıca videoda söylemeyi unuttuğum bir şey daha var. Projeksiyonumuz içinde yerleşik bir hoparlör bulunmakta. İsterseniz siz bu hoparlörü kullanabilirsiniz ama benim kendime ait bir ses sistemim olduğu için böyle kullanmayı tercih ettim ve böyle çok daha rahat bir ses düzeyine ulaşabiliyorum. Bir sinema atmosferi yaratabiliyorum odamda çok rahat bir şekilde. Evet, şimdi odama bir güzel kararttım. Şimdi size projeksiyon nasıl açılacağını göstermek istiyorum. Projeksiyon açmak için hemen kumandamızda bulunan kırmızı tuşa bir kez basmamız yeterli. Otomatikman algıladığı zaman zaten direkt kendisi çalışmaya başlıyor gayet pratik bir şekilde. Hemen size görüntüsünü göstereceğim. Evet, projeksiyonunuzu açtıktan sonra karşımıza böyle bir ana ekran geliyor. Siz de görüntünün boyutunu şöyle görebilirsiniz. Büyük bir, yaklaşık olarak bir 65-70 inçlik bir boyut sağladı şu anda bana kendisi. Bu şekilde gösterebilirim. Şöyle kumandamız üzerinden de her türlü bağlantıya geçebiliriz. İşte ayarları kontrol edebiliyoruz. Buradan her türlü işlemleri yapabiliyoruz. Şimdi hemen HDMI ile bağlantısı çeneye tıklıyorum ben. Bilgisayarıma bağladım. Hemen bilgisayara bağladıktan sonra ise direkt zaten ana ekranına gelmiş oluyor. 2 dakikaya görüntü gelir büyük ihtimalle. Evet, görmüş olduğunuz gibi projeksiyonumuzu ekrana yansıttım şu anda. Ve karşıma şöyle bir ekran çıktı. Masaüstü ekranı. İsterseniz hemen sizlerde filmlerde nasıl olduğuna dair küçük bir tanıtım yapayım, ona geçelim. Evet, şu anda projeksiyonumuzda oynatılan bir fragmandan görmektesiniz ekranda. Şöyle de bir görüntü kalitesi var sizlerde. Projeksiyonumuz 1080 piksel bir görüntü sağlıyor. Şu anda açtığım burada 4K'lık bir görüntü. 1080p'deki halini görmektesiniz. Eğer siz de incelemiş olduğum projeksiyonu beğendiyseniz aşağıdaki linkten ulaşarak projeksiyonun sayfasını görüntüleyebilir, dilerseniz satın alabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.